İşçi Dayanışması Bülteni 101. sayısının başyazısı. Nasıl bir dünyada yaşıyoruz, ne yapmalı? Nasıl bir dünyada yaşıyoruz ve nasıl bir geleceğe doğru gidiyoruz? İnsan, insanlık kendini bildi bileli bu soruları sormuş, yanıt aramıştır. Nasıl bir geleceğe doğru gittiğimizi anlamanın yolu, nasıl bir toplumda, nasıl bir dünyada yaşadığımızı anlamaktan geçiyor. Aman bana ne? Ben kendi işime bakar, siyasete karışmam, ekmeğimi kazanır, yaşamımı sürdürürüm denebilir. Zaten böyle diyenler de var ve hatta bugün için çoğunluktalar. Lakin hiç kimse hayata sırtını dönemez. Hayatın gerçeklerinden kaçış yoktur. Hayatın gerçekleri etliye sütlüye karışmadığında daha rahat bir yaşam süreceğini zannedenleri bulur ve kendisini acımasız bir şekilde hatırlatır. Mesela en basitinden bir işçi neden işten atıldığını, ücretlerin neden düşük olduğunu tam olarak anlamak istiyorsa, içinde yaşadığı toplumun nasıl bir toplum olduğunu anlamak zorundadır. Kafamızı şöyle bir kaldırıp etrafımıza bakmak zorundayız. Ancak bakarken de egemenlerin, iktidar sahiplerinin gözüyle değil, işçi sınıfının gözüyle bakmalıyız. 15 Temmuz darbe girişimiyle sarsılan Türkiye'de çok büyük altüst oluşlar söz konusu. Peki Türkiye'de gerçekleşenler dünyadaki ekonomik ve siyasal krizden ya da Orta Doğu ve Suriye'de yoğunlaşan emperyalist savaştan bağımsız mı? Elbette değil, olamaz. Yıllardır Orta Doğu'da savaş, yıkım, yoksulluk, acı ve gözyaşı hüküm sürüyor. İşte Suriye. 5 yıl içinde ülke tam bir cehenneme döndü. Milyonlarca insan yerini yurdunu terk ederek göçmen haline geldi. Yalnızca 2,5 milyonu Türkiye'de yaşam mücadelesi veriyor. Suriyelilerin de içinde olduğu değişik ülkelerden milyonlarca insan yeni bir hayat için umut yolculuğuna çıkıyor. Avrupa'ya doğru büyük göç dalgalarına şahit oluyoruz. Bu umut yolculuğunda binlerce insan yaşamını kaybetti, kaybediyor. Yani nereden bakarsak bakalım, Orta Doğu'da, Asya'da ve Afrika'da çok büyük acılar, trajediler yaşanıyor. 5 yıl önce kendini günlük yaşamın hayhuyuna kaptırmış bir Suriyeliye bugünkü felaket anlatılsa inanmaz, anlatana da herhalde deli derdi. Elbette bu tepki anlaşılırdır. Çünkü sermaye sahiplerinin iktidarına dayanan kapitalist düzende eğer işçi emekçi halk örgütsüzse, yani birlik değilse, bundan dolayı da bilinçli değilse egemenler tarafından yönlendirilir, yönetilir. Sınıf bilinçli işçilerin ellerinde hayat bulan işçi dayanışması, çıktığı andan itibaren kapitalist krize ve emperyalist savaşa dikkat çekiyor. Bu nedenle bizim için Suriye'deki savaş bir sürpriz olmadı. Kapitalist sistemde en büyük amaç daha fazla kar elde etmek ve sermayeyi büyütmektir. Tüm toplumu ve insanların tüm enerjisini harekete geçiren üretim bu amaçla yapılıyor. Kıran kırana rekabet eden patronlar daha fazla pazar, yatırım alanı ve kar elde etmek istiyorlar. Özellikle kapitalist sistemin krize girdiği, yani ekonominin büyümediği ve karların düştüğü dönemde bu rekabet alabildiğine şiddetleniyor. İşte bugün Orta Doğu'da, Asya'da, Afrika'da ve dünyanın diğer köşelerinde sürüp giden savaş ve çatışmaların nedeni kapitalist kriz ve şiddetlenen rekabettir. Savaş, şiddetlenen rekabetin silahlarla sürdürülmesidir. ABD, Rusya, Çin, Fransa, Almanya, İngiltere gibi büyük güçler Orta Doğu'yu kendi arzuları temelinde paylaşmak istiyorlar. Her devlet daha fazla petrol, doğalgaz, pazar ve yatırım alanı elde etmeyi amaçlıyor. Bu nedenle şimdilik doğrudan karşı karşıya gelmeden Orta Doğu'da savaşı körükleyerek kozlarını paylaşıyorlar. Peki Orta Doğu'da yalnızca bu güçler mi var? Elbette hayır. Türkiye, Suudi Arabistan, İran gibi bölge güçleri de Orta Doğu'daki, Suriye'deki savaşı kendi çıkarları için destekliyorlar. Bu ülkenin egemenleri de Orta Doğu'daki paylaşımdan daha fazla pay kapmak istiyorlar. Türkiye'yi yöneten siyasi iktidar, bugün Suriye'deki savaşın doğrudan bir parçası konumundadır. Türkiye büyük güç olacak diyerek milliyetçiliği kışkırtıyor ve Orta Doğu'ya yönelik emperyalist siyasetini meşrulaştırmaya çalışıyor. Ancak hükümetin bu dış siyaseti iflas etti. Mesela Türkiye bir gecede Rusya ile düşman haline gelebildi. Dışarıda sıkışan siyasi iktidar, içeride tüm toplumu baskı altına almaya, iktidarını mutlaklaştırmaya girişti. Bu süreçte egemen kesimler içinde ve devletin tepesinde iktidar kavgası da alabildiğine kızıştı. İşte 15 Temmuz askeri darbe girişimi bu iktidar kavgasının bir ifadesidir. Silahlı gücü elinde tutan gözü dönmüşler, iktidar uğruna yüzlerce insanı katletmekten geri durmadılar. Şimdi hükümet darbecilere FETÖ'cü diyerek onları teröristlikle ve vatan hainliğiyle suçluyor. Kandırıldık diyerek kendi sorumluluğundan kurtulmaya çalışıyor.
Oysa bugün Fethullah Gülen'e FETÖ, yani terörist diyenler, dün Muhterem Hoca Efendi diyor, eleştirenleri de vatan hainliğiyle suçluyorlardı. Ancak ne zamanki iktidarı paylaşamadılar ve kavgaya başladılar, gitti Muhterem Hoca Efendi, geldi FETÖ. Bu arada hükümet derhal OHAL ilan etti ve devleti kendi çıkarları temelinde yeniden yapılandırmaya girişti. Bizler tüm toplumsal ve siyasal gelişmelere işçi sınıfının cephesinden bakıyoruz. İşçi sınıfı askeri darbelere karşı olduğu gibi toplumu baskı altına alan ve demokratik işleyişi ortadan kaldıran OHAL'e ya da kanun hükmünde kararname düzenine de karşıdır. OHAL'le birlikte meclis devre dışı bırakıldı. Hükümet hiç kimseye hesap vermeden canının istediği gibi hareket etmeye ve kendi planlarını hayata geçirmeye başladı. OHAL bahane edilerek haklarını arayan grev ve direnişteki işçilere müdahale edildi, ediliyor. Dünyadaki tüm gelişmeleri, Orta Doğu'daki savaşı ve Türkiye'deki iktidar kavgasını anlamak için bize gösterilene değil, arka planda ne olup bittiğine bakmak zorundayız. Bana necilik anlayışı işçilerin düşmanıdır. İşçiler hem bana neci olmamalı hem de doğru tarafta, işçi sınıfının tarafında durmalıdırlar. Örgütlü ve bilinçli olmayan, doğru tarafta durmayan bir işçi, Orta Doğu'daki savaşın da Türkiye'deki kriz ve kaosunda neden kaynaklandığını anlayamaz. Anlayamadığı için de egemenlerin oyuncağı haline gelir. Bunu tersine çevirecek olan şey, işçilerin bir sınıf olarak bir araya gelmeleri, örgütlenmeleri, bilinçlenmeleri, uyanık olmaları ve egemenlerin yalanlarına kanmamalarıdır.